bak sen böyle yaptın. Yanlış, ben şarkı başladı ya, o yüzden yaptım. Bizim ama bu iletişimi artık seninle çoktan çözmüş olmamız lazım. Evet. Özür dile benden, kabul buyurun, ederim. Özür diliyorum. Kabul ediyorum. Herkese merhaba, ben Abur Cubur Gürmeniz Berkcan. Bugün Kent Park'tayız, Kent Park AVM'deyiz. Ve enteresan bir yer. Deli Manjo. Yani şimdi ne olduğunu tam size ben anlatamıyorum. Orada anlatırlar. Yolumuz buraya düştü ve tesadüfen gördük burayı. Bir nevi cips üretiyorlar ama tatlısı da var. Yani dondurmalısı falan da var. Türkiye'de ilk kez yapılan bir abur cubur. Gerçek bir abur cubur. Bugün onu inceleyeceğiz. Tatlarına bakacağız. Çok fazla çeşit var. Hem de size göstereceğiz nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor falan. Değil mi Tümerciğim? Evet. Geçelim mi? Geçelim. Teşekkürler. Umur Bey'le birlikteyiz. Bugün burayı anlatacak bizi. Tümer, şuraları da çekersin. Çok çekeriz. Enteresan şeyler var burada. Ne yapıyorsunuz? Bunun adı nedir? Nasıl bir şeydir? Çok değişik. Yani hakikaten ilgi çekici bir şeyiniz var, sınavınız var. Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Yenisiniz. Yeniyiz. Evet. Türkiye'deyiz. Deli Manjo bir dünya markası ama menşei Kore, Güney Kore. Kore. Güney Kore'de tanınmış ve dünyaya mal olmuş bir marka. Dünya çapında 2000'in üzerinde şubesi var. Çok iyi. Burası Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk. Türkiye smaklarını alarak Türkiye'de ilk şubemizi Kent Park AVM ikinci katına açmış bulunuyoruz. Çok güzel. Çok yeni ve çok farklı şeyler yapıyoruz. Türkiye'de peki, olmayan. Bunun adı nedir yani? Bunun mesela adı şöyle bir şey diyebilir misin? Cips, ne bileyim, bisküvi, gofret. Böyle bir adı var mı yoksa bu kendi nevi şahsına münhasır bir şey? Kesinlikle şahsına münhasır bir ismi var. Ama tabii ki bir yakınlaştırma yapılabilir. Çünkü onlara yakın ama onlar gibi aynı işlem görmeyen, evet, tamamen doğal, katkı maddesiz. Mesela cips dediniz. Evet, cipse benzer bir şey var ama adı Bob Bob. Buyurun. Mesela adı Bob Bob. Şimdi bunlar nedir? Bunlar yağda patlamayan, doğal, özel yetiştirilmiş mısırdan yapılan, içinde katkı maddesi olmayan, hiçbir zararı olmayan, çok lezzetli ve sağlıklı doğal cipsler. Bunlar da birçok cips versiyonu. Cips versiyonu. Burada baharatlı çeşidi var. Diğerleri de çikolata severler için çikolata kaplamalı ürünlerimiz var. Beyaz çikolata, bitter, karamel, frambuaz, fıstıklı gibi birçok çeşitlerimiz de var. Çok güzel. Tabii mümkün olduğu kadar ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü çok çabuk tükeniyor. Evet. Şu anda yeni olmasına rağmen çok talep var. Güzel. Böyle yeni dışında lezzetler talep görsün. Evet, çok teşekkür ederiz. Bunun dışında Manjo. Asıl ismimiz oradan geliyor. Tabeladaki ismimiz Deli Manjo. Aslında anlamı lezzetli kek. Delicious'tan geliyor. Lezzetli. Manjo da kek demek Korece. O kek işte bu kek. Şöyle gösterelim. Bu şu anda özel ambalajlı yapılmış, hijyenik. İçine hiçbir katkı maddesi katmadan ömrünü 5 güne uzatan özel Amerika'dan gelmiş bir ambalaj. Yani içinde koruyucu madde yok. Koruyucu madde olmayan ama ambalajda özel bir madde olan, dolayısıyla hiçbir katkı maddesi yemeden. Peki her şeyi burada mı üretiyorsunuz? Her şey burada. Burası bildiğiniz bir fabrika gibidir. Aynen. Küçük zaten makineler. Zaten bir şeyler çalışıyor. Oralara evet, da bakarız. Biraz sonra makineler de size göstereceğim, tanıtacağım. Tamam. Evet, bu Manjo dediğimiz olan çok lezzetli. Tadına bakabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Yani bakıyoruz ama canım istedi şimdi. Şişman adamsın. Bu içinde bir dolgu bir şey var mı? Şu anda sizin yediğiniz içinde vanilya dolgusu var. Çok güzel. Yumuşacık. Şöyle göstereyim. Ağzınızda böyle sünger gibi. Hı-hı. Çok güzel. Bayağı güzelmiş. Teşekkürler. Şimdi size farklı bir ürün tanıtacağım. Buyurun. Abi bu ne? İşte dondurmanın geldiği son hali. Şimdi dışındaki ürün mısırdan yapılıyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Sadece sile patlıyor. Dolayısıyla tamamen sağlıklı bir külah yiyorsunuz. Ve her şey buralarda yine burada dondurma yapılıyor. İçi komple dondurmayla dolu. Oh, hayda. Tümer, ben bunu nasıl yiyeceğim? Ya diyeceksin işte ya. Bir yerden başla. Bizim tabirimizde çatır çutur yiyeceksin. Abi bir adabı var mıdır yani? Yok abi, bildiğimiz. Abi direkt sokacaksın. Adabı vardır Deli Manjo. Öyle herkesle yenmez falan yani. Peki müsaadenle tadayım abi. Bu vanilyalı ve çikolata. Üstünde de patlayan şekerlerimiz var. Oo, çok eğlenceli. Dondurmayı da mı siz kendiniz yapıyorsunuz?
burada yapılamadığı için özel bir fabrikada kendi isteğimiz doğrultusunda saf sütten yapılıyor. Tamam. Güzel, güzel dolma. Yani şurayı da ısırmak istiyorum ama dondurma gitmeden... Ömer. Ben yerim, sen ye şu an. Konsantre oldum. Yani şekil bu. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Çok güzel duruyor. Peki hep böyle V şeklinde mi? Aynen, istenilen şekilde yapılıyor. Şöyle ki, V şekli olduğu zaman iki tarafına da dolduruyoruz. Farklı seçenekler koyabilmek için V yapıyoruz. Yani aslında iki top olsun. Tabii, diye. Aynen öyle. Bir de bunun daha büyükleri de var. İsteğe göre özel olarak da yapılabiliyor. Şurada mesela bu bundan, şey mi? Şov amaçlı. Çilere koymalık diye. Erzaklık diye. Ya şekil çok komik bir şekli var yani. Pirinç patlağı. Ha, pirinç patlağı, evet. Ama bu sağlıksız. Gluten, atkı maddesi, yağ... Ya bunda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamamen diyet amaçlı olan asıl ürün budur. Hakikaten bu acayip top tutar ha adam. Midedeki asisi çeker, top tutar ve sağlıklı olanı budur. Hiçbir şey yok içinde. Bunu diyet yapıyorsanız yiyin, şişer içinizde, hiçbir şey yemezsiniz. Hemen büfeye dönebilirsiniz, orada üstlük... Çikolata kaplı olanları da var. Ha evet. Müthiş lezzetli. Çok başarılı. Şey havası var biraz. Kağıt elba. Evet. Kağıt elba ile yiyormuş gibi. Ona benzer aynı. Patlayan şekerler inanılmaz ya. Kağıt elba sevenlere kesinlikle tavsiye. Şu... Ya Allah Allah. Hakikaten çok enteresan ya. Bu kesin deneyin yani. Israrla. Ve çok dondurması da olması güzel. Değiş bir dondurma yani. Yakışmış yani. Sırıtmıyor bununla dondurma. Aynen. Evet. Şimdi burada üretilen ürünlerden sadece biri. Multipop. Değil mi? Multipop. Multipop. Multipop kutusu. Ve multipop tabağı. Bunun içinde baharatlı, karamelli, frambuazlı çikolatalı, normal çikolatalı, beyaz çikolatalı olmak üzere 5 tane oluyor değil mi Tümer? Evet. 5 çeşit multipopumuz var. Bu bildiğiniz aslında bir nevi tombi tipi cips. Bu karamellisi. Tümer bu senin favorin miydi? Yok ben beyaz çikolatalıya bayılıyorum. Karamelisi de çok güzel. Soft soft zaten ağzınızda kayboluyor. Çok taze ve doğal bir tadı var. Bu frambuazlısı. Yani böyle bir şey tatlı olabileceğini, çikolatayla uyumlu olabileceğini düşünmemiştim. Ama uyuyor. Dev bir çikolata var. Bunda mesela hafif gofret havası var çikolata olduğu için. Bu da beyaz çikolata. Çikolataları da lezzetli. Ama ben karamelliyi çok beğendim tatlılar arasında. Şimdi baharatlıyı tadıyorum. Mor Çitos'a çok benziyor ama ona basar. Biftekli Çitos'a benziyor. Tümercim al kokmuştur. Taze. Şimdi bir pişti. Buradan. Şu an biraz bekliyoruz. Çünkü çok sıcak hakikaten. Elimde de anlayamıyorum. Şöyle kıçından biraz alıyorum. Biliyorsun. Abi bu sıcak da bir ayrı güzel bir şey. Sıcak da ayrı güzel. Yani bizim hani poğaçayı severiz ama sıcak isteriz ya. Aynen aynen. Ekmek simit gibi aynen, böyle bir şey tabii ki. Yani dışı hafif böyle sert. İçi yumuşacık ama yani çok çok yumuşak. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Dumanı tutuyor zaten daha. Evet Koreliler gerçekten ağzının tadını biliyormuş. Onu fark ettik. Hakikaten dedik ya böyle yerler olsa da bizim kanal sadece böyle yerler çekse diye düşündük Tümer'le. Çok enteresan bir tecrübeydi. Gerek kekleri, o gerek minik cipsleri, gerekse dondurmaları çok lezzetli.
Bence gelip bir tadın, fiyatları açıklamaya yazacağım. Hakikaten uygun fiyatlar var. 5 lira, 3 lira, 1 lira. Bekliyoruz Kent Park AVM'ye. Umur abi de sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Çok güler yüzlü insanlar. Ve diyoruz ki unutmayınız, Doğru Abur Cumhur için bizi takip etmelisiniz. Hoşçakalın.